Genel gidişatı da özetliyor aslında. Taşlar yerine oturdu diyebiliriz. Artı geçen hafta Konya Spor maçında biliyorsun ki Berkan ve Marka cezalıydı. şu an Galatasaray'ın Arda Turan ve Saşa Boya dışında eksik oyuncusu yok. Herkes Saşa Boya'yı merak ediyordu. Milli aradaki tedavisi Beşiktaş derbisine yetişmesi yönünde planlandı. Ama oyuncunun son tetkiklerinde sertleşme devam ettiği için Saşa Boya keza dün de taraftar açık olan antrenman takımla çalışmadı. Sabek de yetkin olacak. Yani aslında Fatih Hoca Avrupa Ligi'nde 3 maçta gol yemediği düzen. Dörtlü savunma önünde üçlü saha Taylan Çikaldağ Berkan. Bunu tercih edecek artı da cezası bittiği için ligde ilk kez Markan Nelson ikilisini birlikte izleyeceğiz. Hücum hattı aslında Perşembe akşamki Lokomotiv Moskova maçı bunun ipuçlarını vermişti. Fatih Hoca yine derbiyi düşünerek Kerem ve Morutan'ı yedek soyundurmuştu oyuna. Sonradan almıştı, ekonomik kullanmıştı diyebiliriz. Ben Barış Alper Babel yerine sağda Morutan, solda Hı. Kerem bekliyorum. İleri uç yine Muhammed diyorum. Peki ekranlarımıza da geldi. Muslera kalede olacak. Marko Nelson ikilisi dedin. Mutabıksın Marko'nun cezası 8 maçlık cezası bitti. Van Anholt Yedlin ikilisi bekte. Orta saha çıkıldı Alberkan'ın Tayland'dan oluşacak. Borutan Kerem. İleri uçta Muhammed. Kaçırdıysam affedersin beni düzelt. Mutabık mısın 11'lerde? Evet, evet. Aynı 11. <laughs> yani zaten Galatasaray özetliyor son haftalardaki çıkışını Çiğdem. Yani artık evet oyun oturdu, oyuncu grubu oturdu. Artı hani artı 3 kuralından da Beşiktaş kadar e, muzdarip bir kulüp değil Galatasaray. Sergen Hoca Sporting maçına 10 yabancıyla ile başlamıştı. Yani bugün elinde imkan olsa belki en yerine Umut veya Rıdvan yapar. Yine 9 yabancı oynatır ama Galatasaray öyle. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına da 3 Türk'le çıkmıştı. Bugün de yine e, Taylan Berkan, Kerem Aktürkoğlu artı 3'te Galatasaray'da kuralı karşılayacak. Peki oyun planı e, Avrupa'daki gibi mi olacak ne dersin? Lokalini Moskova maçı öncesinde sonrasında seninle yayınlar yapmıştık. Şimdi orada e, as oyuncular Kerem ve Morutan'ı yedek soyundurmuştu bir anlamda derbiye sakladı dedin. Ama oyun planı anlamında oraya sadık kalarak mı derbi mücadelesine çıkacak Fatih Hoca ne dersin? Evet çünkü hı hı. şöyle bir şey var bu maç siz çok iştahlı oynayıp Beşiktaş'la oyunu ortak ederseniz biraz oyunu soğutmak gerek mantıken artı. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçın şöyle bir şifresi vardı 3 maçta da Galatasaray beraberlik cebinde oynadı. Yani kazanmak için tırnak içinde ölümüne saldırmadı 3 maçta da kontrollü oynadı bu yüzden de kalesinde az pozisyon gördü ligde düzenli olarak gol yemesi rağmen Avrupa Ligi'nde çok pozisyon da vermedi. Kalesini golle de kapadı. hani benim hatırladığım bir Marsilya maçında Cengiz'in e, geçip Fana Aldut'un çizgiden çıkardığı top. Lazio maçı Sav için şutu yani 3 maçta %100 diyebileceğim 2 pozisyon veriyor ki bunlar gayet makul karşılanabilir. Üçlü orta saha daha dengeli bir oyun diyoruz Cidem. Örnek Konya Spor maçı Berkan yoktu. İkili orta saha Önce e, Taylan Çikal'da daha sonra Tayland Kart gördüğü için çık kaldı top Konya Spor'da kaldı ve e, Konya Spor yani forvetsiz oynadığı için belki de e, Galatasaray'a gol atamadı öyle söyleyebiliriz. Biraz daha dengeli oyun bekliyorum oyunu soğutmasını bekliyorum Galatasaray'ın artı e, Trabzon deplasmanında son e, Lokomotiv Moskova maçında gördüğümüz Kerem ve Moruta'nın başrolü olduğu geçiş hücumlarını e, kovalayacak. Zaten Hı -hı. bunun ipuçlarını bize Trabzon deplasmanında göstermişti Galatasaray. Orada 2 sıfır bulmuştu, üstünlüğü koruyamamıştı. E, zor bir maç olacak kuşkusuz ama Galatasaray biraz sabırlı oynayacak onu söyleyebilirim. Peki arka bölgede de Yedin son Markov Van Anhold görev yapacak diyorsun. Orta üçlü okey. İleri uçta e, Muhammed mi olacak kesin olarak Cagne veya Halil'in kullanılması ya da maç esnasında süre almasını bekliyor musun? Kesinlikle e, Jagne muhakkak 0-0 e, ya da Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu bölümlerde ki zaten Fatih Hoca 60-30-70-20 Muhammed Şakni dönüşümünü kullanıyor. Hı hı. Ben Muhammed'i bekliyorum çünkü iyi bir rüzgar arkasına aldı. Ligde iki maç üst üste gol attı. Milli takımda formlarında Artelon Moskova maçında rakip savunmaları yıpratıyor. Ben deplasmanlardaki oyun formatına da Muhammed'in daha uygun olduğunu düşünüyorum Şakni'den. Halil Dervişoğlu'na gelirsek ben artık Halil'in biraz daha Necati Ateş rolü gibi yani forvet arkası. Kerem veya Murat'ın dinlendireceği maçlarda kanatlarda bekliyorum. Benim e, istihbaratlarım bugün Muhammed başlar, ne bitirir diyor. Peki arka bölge konusunda da mutabaksın. Şimdi orada Beşiktaş'ın da ben kadrosuna bakıyorum. Sen de aslında bu duruma parmak basmışsın. Orada Piyaniş, Gezal, Teşeyre gibi teknik oyuncular var Beşiktaş'ta. Yani onları durdurmak için e, Avrupa Ligi'nde de gol yemeyen aslında bu e, dörtlü savunmadan, bu kurgudan vazgeçmeyecek değil mi derbi maçında da kesin olarak? Ya dörtlü savunmadan da daha önemlisi burada öndeki üçlü orta saha. Yani ben bugün ikili orta saha beklemiyorum. Açalım hı hı. işte Berkan Çıkalda ya da Taylan Berkan gibi muhakkak orada Taylan Berkan Çıkalda üç aynı anda sahada olacak. Üçünün o ekstra performansı bence Galatasaray'ın derbide alacağı sonucu belli olacak. Burada hatta kilit isminde Çıkalda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çıkalda hem demin saydığın Alex Tekçer'e, Gezal Piyaniç gibi etkili teknik ayaklara karşı Berkan ve Taylan'a destek verecek. Artı İşin hücum kısmında da ceza sahası içinde sürpriz koşular kovalayıp e, Kerem Moruta'nın geliştirdiği ataklarda Muhammed'in artısında gizli forvet rolünü oynayacak. Çıkaldan performansını ben Galatasaray'ın bugün e, maçta derbi de alacağız. sonuçta belirleyici olacağını düşünüyorum. Peki Saşa Boy ile Rus Rusya'ya götürülmemişti. Yapılan son kontrollerinde de herhalde bir sıkıntı durumu söz konusu. Bize onu da anlat. Bir de Arda Turan da sakatlı e, sakatlığı sebebiyle o da forma giyemeyecek isimlerden bir tanesi. Nedir sakatlarda son durum Mehmet? İdeal 11'de tek eksik var Çiğdem. Sasha Boye sol üst arka adalesinde sertleşme devam ettiği için hmm. takımla çalışmalara katılmıyor 3 gündür. Bugün derbide de kadroda olmayacak. Marsilya maçı bir risk alındı, oyuncunun sakatlığını yükseltti. Artı bir de haksızlık etmeyelim. Yeddin 2 maçtır iyi oynuyor. Fatih Hoca da ben zaten Sasha Boye'ye böyle bir %50 de olsa yetne devam ederdi. Artı oyuncunun da şu anki sakatlığının tekrar nüksedip uzun süre sağlar uzak kalmaması adına derbi de olmayacağını ifade edelim. Sağ de yetkin olacak. Peki son 3 mücadelesini zaten Galatasaray Süper Lig'de kazanmıştı. O maçlar sonunda da konuşuyorduk. İşte Avrupa'da da iyi giden bir Galatasaray var. Yani bu anlamda alınan galibiyetlerle beraber e, moralleri, keyfi yerinde. Bir de Büyük maçlar öncesinde herhalde tesislerde klasikleşen o barbekü partilerinden bir tanesi yine gerçekleşti. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Takım hava nasıl? Bir de dün e, derbiye yönelik son idmanda taraftar açık gerçekleşti. Yani kötü havaya rağmen, yağışlı havaya rağmen oldukça fazla taraftar vardı herhalde. Bir de takımdaki son atmosferi alayım senden. ...perşembe akşamı Rusya'da maçtan sonra dönüldü... ...sabah 6 gibi İstanbul'da oldu Cuma günü... ...ve o gün izin verildi Fatih Hoca tarafından oyunculara... ...cumartesi sabah Florya'da idman ve Florya sonrası... ...çoğu büyük maç öncesi klasikleşmiş... ...barbekü partisi... ...oyuncu grubu çok genç şimdi ...onun altını çizeyim yani 23-24 yaş ortalama bir takım... ...ve bunlar AB'lik kimler yapıyor... Yerlerden Arda, yabancılardan Babel e, artı Fegüli. E, oyuncu grubundan çok memnun Fatih Hoca. Oyuncu karakterlerini öyle söyleyeyim. Problemli oyuncular değil tırnak içinde e, Galatasaray'ın şu an oluşturduğu kadro. Çok genç gelecek vadeden isimler. E, Pazar günkü itmanda bunu çoğu büyük maç öncesi denemişti. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe. Bence güzel bir uygulama. Taraftarla takım bütünleşmesi. 11 bin kişi geldi. E, fena bir rakam değil o soğuk havaya rağmen. Artı orada biraz da oyuncular. Oyuncuları çok da motive etmeye gerek kalmadı aslında. Yalnız şunun altını çizelim Şidem. Galatasaray'da bir yıldır İstanbul'da oynanan maçlar öncesi kamp yok. Yani Fatih Hoca pandemi döneminde oyuncuları olabildiğince rahat etmelerini sağlıyor ve İstanbul'da oynanan maçlar öncesi evde oyuncular geceyi geçiriyor. Bugün öğlene doğru Florya'ya gelecekler. Hmm. Akşam yemekten sonra da 5-5.30 gibi ulaşım da düşünülerek tabii ki Florya'dan Dolmabahçe bir yolculuk olacak. Takımda moralin ve konsantrasyonun üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Peki muhtemelen 11'lerden bahsettik. Sen oyun planında derbi taktiğinde aslında Avrupa'daki oyuna sadık kalınacak dedin. Biraz daha oyunu soğutarak belki bekleyerek rakibini devirmeye çalışacak bu anlamda kimlerin ön plana çıkmasını bekliyorsun? Mesela Morutan, skora en fazla katkı sağlayan isimlerden ilk sanırım yanılıyorsan beni düzelt. Sonrasında Mustafa Muhammed geliyor. Sen kimlerin yıldızının parlamasını bekliyorsun bu akşam? İki taraflı düşünmeliyiz. İşin defansif kısmında bence Yetli'nin performansı çok önemli. Karşısında fizik gücü biraz ağır basan Larin oynuyor sol önde. Galatasaray'ın sahibi Yetli'nin. Bence Yetli'nin performansı önemli. Fana not Gezalla eşleşecek yani bu eşleşmeler önemli çünkü Beşiktaş'ın e, yani duran topları iyi kullanan oyuncuları var, teknik oyuncuları var. Galatasaray biraz fiziksel e, cevap vermeye çalışacak. Yine e, Joseph De Souza e, o Beşiktaş'ın orta sahasındaki Fenerbahçe kariyerinde de derbilerde ön plana çıkmıştı. Ona karşı oynayacak Galatasaray orta sahanın performansı da yani ben e, her zaman büyük maçlarda orta saha performansı önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta izleyicilere şu örneği verebilirim. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı son yendi. maç. iki takım arasında son olan maç. 3-1 bitmişti e, Aslan Tepe'de. Maçın yıldızı Gaston Fernandes'ti. E, dönelim Vodafone Park'taki maçı hatırlayalım. Maçın yıldızı Josep de Souza'ydı. Orta sahancı muhakkak belirleyici olur. Defans teven stoperlerden ziyade Yetli ve Fana e, yani gerektiğini düşünüyorum. Mark Anderson çünkü biraz daha güven veriyor. Öyle söyleyelim. İşin hücum kısmında da sana katılıyorum. Moruta'nın e, performansı önemli. Çünkü çok yaratıcı bir oyuncu. Gole çok yakın. E, Çalımları pozisyona sokuyor arkadaşlarını. Kerem ve Moruta'nın o geçiş hücumları Galatasaray'ın skor bulmasında birinci faktör olacak. Peki eklemek istediğim başka noktalar var mı? Atladığımız üzerinde durmadığımız senin ayrıca bahsetmek istediğin ne dersin bu akşama dair? Tabii Giresun maçında Galatasaray Başkanı Burak Elmas tribündeydi. Ondan sonra malum federasyonuna yönelik açıklamalarından dolayı 45 günlük bir cezası söz konusuydu Çiğdem. Geçen hafta cezası son buldu ama... Genel kurula katıldığı için Konya hı hı. Spor maçına gelmemişti. Bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas uzun bir aranın ardından tribünde olacak. Ayrıyeten Beşiktaş yönetimi Galatasaray'a ekstra bir loja verdi 15 kişilik. Yani bugün biliyorsun deplasman yasağı var ama Galatasaray'ın 15 tane taraftar diyelim Genel Kurulu üyesi Vodafone'da maçı takip edecek. Bizler de oradan gelişmeleri aktaracağız. Peki